Herkese merhaba. Kafkasya'da sular ısınmaya devam ediyor. Kafkasya jeopolitiği bildiğiniz gibi değil. Kafkasya konusunda ne biliyorsanız bunların hepsini revize etmeniz gerekiyor. Ermenistan'la Rusya çok sıkı müttefiklerdi. Ne zamandan beri? Neredeyse 100 yıldan beri. Yani Ermenistan olarak değil ama Ermeni güçleriyle Rusya müttefiktiler ve bugüne kadar da hep bu böyle devam etti. Sovyetler bir dağıldıktan sonra da Rusya Ermenistan içerisinde bir askeri yüz kurdu, bir güvenlik anlaşması imzalandı. Ermenistan'a kim saldırırsa bunu Rusya bertaraf edeceğine dair bir anlamda Ermenistan'a taahhütte bulundu. Ermenistan ordusunun bütün silahları neredeyse bütün silahları Rus yapımı silahlar ve Rus taktiklerine göre, stratejisine göre dizayn edilmiş bir ordu. Ama Ermenistan Başbakanı geçtiğimiz pazar günü İtalyan gazetesi La Repubblica'ya dedi ki tamamen Ermenistan'ın Rusya'ya güvenmesi, %99,9 kendisini Rusya'ya bırakması büyük bir stratejik hata olmuştur dedi. Böylece stratejik ortaklık yerini stratejik hataya aldı. Ermenistan büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Azerbaycan karşısında yenilmiş olmalarından çok Rusya'nın kendilerini korumamış olması Ermenistan'ı şaşkınlığa uğrattı etraflarında Azerbaycan var Türkiye var öyle çok kendilerini dostane bir ortamda hissetmiyorlar ve savaş ortamı ve tek güvenlikleri dalda ellerinde kaldı aslında Ermenistan'ın Fransa ile Amerika ile ilişkileri kötü değil orada ciddi bir Ermeni diasporası var Ermenistan'da 3 milyon Ermeni varsa, dışarıda dünya çapında da ondan çok daha kalabalık bir Ermeni diasporası var. O ülkelerle ilişkilerini daha da ileri hale getirebilirler. İşte Batı yanlısı Paşinyan bunu denemeye kalktı. Bu hafta peşi peşine ardı ardına Rusya'yı kızdıracak açıklamalar yaptılar. Paşinyan zaten Rusya'yı kızdırıyordu. Paşinyan'dan Rusya memnun değil. Çünkü Paşinyan ülkesini Avrupa Birliği üyesi yapmak istiyor hatta NATO üyesi yapmak istiyor. Bunun ipuçlarını yani büyük çok büyük işaretlerle zaten verdi. Azerbaycan Ermenistan savaşında daha doğrusu 2. Karabağ savaşında Rusya'nın Ermenistan'a beklenen desteği vermemiş olması ve bir anlamda da Azerbaycan'ın zaferini kolaylaştırması biraz da buradan kaynaklanıyor. Savaşta Ermenistan yenilirse Karabağ kaybederse Paşinyan ve hükümetinin gideceğini umdular. Ama öyle olmadı. Ermenistan halkı artık ne kadar bıkmışsa şu ana kadarki gidişattan Paşinyan yeniden hükümeti kurdu. Paşinyan Batı yanlısı, evet doğru. Ama biraz e, oyunu kuralına göre oynamıyor. Yani kaba e, bir şekilde oyunu oynuyor. Paşinyan'ın Türkiye'ye ve Azerbaycan'a bakan olumlu yönleri de var aslında. Yani bir daha Ermenistan'da bu nitelikte, bu özellikle birisi gelir mi bilemiyorum. Ama Paşinyan oyunu o kadar açık oynuyor ki, yani korkarım bu sürecin sonunda Paşinyan gider, yerine belki de Karabağ klikleri, Karabağ e, ne diyeyim çetesi yeniden Ermenistan'ın başına gelebilir. Böyle bir sıkıntı da var. Ama şu an itibaren şunu net bir şekilde söylemek mümkün. Şu anda Moskova'yı Paşinyan çok kızdırmış durumda. En son Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan arasında tatbikat başladı. 9 küsur 10 gün sürecek bir tatbikattan bahsediyoruz. 75 özür dilerim 85 Amerikan askeri Erivan'a geldi. Erivan yakınlarında Amerikan askerleriyle Ermeni askerleri birlikte eğitim alacaklar, çalışacaklar. Amerikan askerleri Ermenistan askerlerini uluslararası bir barış gücüne güya hazırlayacak NATO standartlarına çıkacak buradaki asıl amaç bu Ermenistan şunu gördü Ukrayna NATO standartlarında bir ordu olmadığı için Rusya karşısında çok büyük başarısızlığa uğradı ilk başlarda biliyorsunuz ve ne kadar yardım yaparsanız yapın o eğitimi ve anlayışı almadığı için zorluk çekiyorlar şimdi aynı sıkıntıyı yaşamamak için Ermenistan'da bir anlamda Amerika'ya yaklaşmaya çalışıyor ama Amerika'nın Kafkasya'nın Kafkasya'da Kafkasya dağlarında Ermenistan'ı koruyacak bir gücü var mı? Orası tartışılır. Dediğim gibi Paşinyan her hatayı yaptı. Moskova tarafından üzerinin çizilmesini gerektirecek. Amerikalılarla tatbikat yapıyorlar. İlk defa Amerikan askerleri bir Rus müttefikinin hem de çok yakın bir müttefikinin burnunun dibinde. Zaten çok sert tepki gösterdi. Yani Moskova bu durumu düşmanca nitelendiriyor. Ermenistan'ın son dönemde attığı adımları düşmanca nitelendiriyor. Bu gibi durumlarda Rusya'nın ne yapacağını az çok Rusya'yı tanıyanlar, bilenler bilir. Paşinyan hükümetinin orada durmasından çok mutlu olmayacaklardır. Onun oradan gitmesi ise ya bir iç karışıklıkla olur, darbeyle olur, şununla olur, bununla olur. Bunun yolunun açılması ise, Belki de Azerbaycan'la Ermenistan'ın yine kısa da olsa bir çatışmaya girmesi, Karabağ'ın tamamen Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesiyle olur. Buna çok büyük bir tepki olur belki de. Orada kızgın işte Ermeni subayları, generalleri belki bir darbe yaparlar. Bilemiyoruz onların nasıl olacak geleceği okumaya girer. Biz onu şimdiden şey yapamayız, bilemeyiz bunun detaylarını. Ama kabaca Moskova Paşinyan'ı istemiyor. Diğer taraftan hareketlilik iki tarafta da sürüyor. Paşinyan herkesi arıyor. Fransa Cumhurbaşkanı'nı aradı. En son Türkiye'yi aradı. Bundan sonra Almanya Başbakanı'nı aradı. İran'ı aradı. İran cumhurbaşkanları da Paşinyan ne konuşuyor bilemiyorum. Onlardan ne yardım istiyor, ne yapmaya çalışıyor bilemiyorum. Belki de Fransa'ya diyor ki işte beni işgal edecekler, yine saldıracaklar. Aman yardım et sen de yap. Ama Fransa'nın burada elinde çok fazla bir aracı yok. Çok fazla bir aracı yok. Yani bu e, altyapısı mevcut değil. Fransa'nın burada yapacaklarını. İran açısından ise yani Türkiye ile mi savaşa girecek İran Ermenistan için? Burada böyle handikapları var. Türkiye arıyor Azerbaycan'ı durdur bak savaş istemiyorum çatışma istemiyorum vesaire diye. İşin açıkçası Paşinyan sağa sola koşturan biri gibi görünüyor ama bu görüşmelerinden çok da yarar elde edebileceği sanmıyorum. Öte yandan Azerbaycan'da bölgenin hareketlendiğinin farkında Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nı Türkiye'ye gönderdi. Azerbaycan Genel Kurmay Başkanı Polkovnik Kerim Veliyev Ankara'da bazı ziyaretlerde bulundu. heyetler arası görüşmeler yapıldı. Türk Genel Kurmay Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sonrasında da Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti. Azerbaycan'ın beklentisi yani kurmay başkanını buraya hedle gönderdiğine göre olası bir savaşta Türkiye ile nasıl istişare edecekleri. Önceki savaşta biliyorsunuz Türk dronları, insan savaşları çok ciddi katkı sağlamıştı. İstihbarat ayrıca Türk istihbaratı ve Türkiye'nin diğer imkanları Azerbaycan için adeta ne diyelim hizmetlerine verilmişti. Benzeri bir işbirliğini eğer bir savaş olacaksa, bir çatışma olacaksa Azerbaycan Türkiye'den bekliyor. Bu çok net. Onun hazırlıkları yapılıyor, görülüyor bu. Büyük ihtimalle bir savaş çıkar ise Rusya Azerbaycan'ın Karabağ'ı tamamen kontrol etmesine itiraz etmez gibi görünüyor. Çünkü şu anda biliyorsunuz ayrılıkçı Ermeni güçleri Karabağ'ın içerisinde hakimler Azerbaycan işgal edilmiş olan toprakları evet kurtarıldı. Ama diğer taraftan Karabağ'ın büyük bir çoğunluğunda sözde bir hükümet var. Onun bir askeri yapılanması var. Kendilerinin ordu dediği ve bu kişiler silahlı. Azerbaycan kendi toprağı olmasına rağmen o bölgeye giriş şu ana kadar yapamıyor. Uluslararası denge de buna müsaade etmiyor. Ama Rusya'nın da bu işe itiraz etmemesi durumunda böyle bir şey söz konusu olabilir. Eğer böyle bir şey ol olur ise... Benim acizane tavsiyem, Azerbaycan'ın bir yandan da Ermenistan iç dengelerini kollamasıdır, Ermenistan'ı çok böyle hani ne diyelim onur kırıcı bir şey, noktaya sürüklememesidir. Çünkü Paşinyan hükümetiyle Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da bence yapabileceği çok e, hayırlı işler var. Çünkü önemli olan bu bölgede bir savaşı kazanmak, bir çatışmayı yenmek değil, önemli olan kalıcı bir barışı tesis etmektir. Geleceğe kan davası bırakmamaktır. Azerbaycan bunu yapmalı. Yoksa kanayan bir yere bırakırsanız sürekli olarak tetikte olmanız gerekir. Sürekli olarak silah almanız, asker beslemeniz gerekir. Yani bir savaş bölgesi olmaktan buraya çıkarabilirsek herkes için bunun çok büyük faydası olacaktır. Ermenistan'dan çok bunun faydası Türkiye'ye ve Azerbaycan'a olacaktır. Evet bugünlük burada bırakalım. Olaylar gelişiyor. Geliştikçe biz de konuşmaya devam edeceğiz. Yorumlamaya, analiz yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.